Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle çok güzel bir etkinlikte buluşmak istiyorum arkadaşlar. Birlikte doktor bebek örmeyi düşünüyorum. Ördükçe videolarımı yayınlayacağım ve beraber bebeğimiz şekillenecek. Beraber öreceğiz. Ördükçe bebeğimin şekli, görünüşü ortaya çıkacak arkadaşlar. Sonunda sürpriz bir doktor bebeğimiz olacak. Ama çok güzel olacağından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Beraber örmeye ne dersiniz? Ben hazırım başlamaya arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Safiye Design, Safiye Saraç kanalımın adı. Doktor bebeğimizi örmeye başıyla başlayacağız arkadaşlar. Kafasını yapacağız önce. Ben Alize Cotton Gold kullanıyorum. Ten rengi 382 numara. Genellikle bu ipi kullanıyorum zaten ten rengi olarak arkadaşlar. Şimdi sürpriz doktor bebeğimin kafasını örerek başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi çok ayrıntıyı her sırasını vermeyeceğim arkadaşlar. 6 sık iğne yapalım. 6 sık iğne yaptım. İkinci sırada her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar amigurumi bebeklerde arttırma şekilleri hep aynı oluyor zaten. Size arttırmaları söyleyeceğim. Ne kadar arttıracağınızı oraya kadar arttıracaksınız. İkinci sıramızda her deliğe çift yapıyoruz arkadaşlar. Bunu artık bilmeyen yoktur. Benim videolarımı izleyen bebeklerim, öğrenler bunu biliyor arkadaşlar. Her deliğe çift yaparak sayımızı arttırmalar şöyle olacak arkadaşlar. Doktor bebeğimizin. Ben 12 6x yaptım. Sonra çift yaptım her birine. Sayım 12 oldu. Bundan sonra arkadaşlar bir sık iğne bir arttır yapacağım 6 kere. Sayım 18 olacak. 2 sık iğne bir arttır yapacağım. 6 kere sayım 24 olacak. 3 sık iğne bir arttır yapacağım. Sayım 30 olacak. Hep her birini 6 kere yapıyoruz arkadaşlar. 4 sık iğne bir arttır yapacağım. 6 kere 36 olacak. 5 sık iğne bir arttır yapacağım. Sayım 42 olacak. 6 sık iğne bir arttır yapacağım. Sayım 48 olacak arkadaşlar. Yani 48 sık iğne olduğu zaman sayılarımız 6x 6 sık iğne bir arttır yapmış olacağız arkadaşlar. Sayımız 48'e ulaşana kadar bu arttırmalı yapalım. Onları göstermiyorum arkadaşlar. 6 sık iğne bir arttıra kadar arttırdım ve sayım 48 oldu arkadaşlar. Şimdi 48 sık iğne olarak 6 sıra öreceğiz. 6 sıra 48 sık iğne yapalım arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmadan 6 sıra daha yapalım. Sıra 48 sık iğne ördüm arkadaşlar. Başlangıç yerim burası. Buraya da ilmek belirleyici koyuyorum. İkiye böleceğim bu aşamada kafayı arkadaşlar. 24 24 ikiye böleceğim. Şimdi buraya kadar 24 sık iğne. Buraya kadar da 24 sık iğne. Kafayı böyle ilmek belirleyicilerimizi koyalım. 24 sık iğne, 24 sık iğne olarak arkadaşlar ikiye bölelim ve işaretleyelim. Şimdi 24 sık iğne buraya kadar örelim. İlmek belirleyicimi koydum. 24 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 sık iğne bir eksilt. Sonra bir sık iğne bir eksilt. Bunu 4 kere yapacağım arkadaşlar. Bir sık iğne bir eksilti 4 kere yapacağım. Bir kere yaptım arkadaşlar. 3 kere daha yapacağım. Bir sık iğne bir eksilt, bir sık iğne bir eksilt, bir sık iğne bir eksilt. 4 kere bir sık iğne bir eksilt yaptım. Şimdi burada 5 tane, 5 tane sık iğne kaldı. Onu da örüyorum arkadaşlar. Burası sıra sonu. 4 5. Şimdi 2 sıra sayım 43'e düştü arkadaşlar. 2 sıra 43 sık iğne öreceğim. Hiç arttırma eksiltme yapmadan bu ilmek belirleyiciyi atlayacağım. Yani 43 sık iğneyi böyle 2 sıra öreceğim arkadaşlar. Sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi bu sırada yine 24 tane sık iğne bu belirtecin olduğu yere kadar örelim. 24 tane sık iğne. Şimdi bu sırada arkadaşlar eksiltme yaptığımız yerlere arttırma yapacağız. Eksiltmenin
Eksiltme sırasında yaptığımız işlemi arttırma olarak yapacağız. 5 sık iğne yapıyorum. 4, 5 sık iğne, bir arttır. Sayımızı yine 48'e çıkaracağız arkadaşlar. 1, 1 sık iğne, bir arttır. Bunu 4 kere yapacağız. 1 sık iğne, bir arttır arkadaşlar. Sonra sonda yine 5 sık iğne kalacak. Onu da yapacağız. Anlaşılmıştır inşallah. 5 sık iğne, bir arttır. 1 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 sık iğne, bir arttır. Yani toplamda 4 kere 1 sık iğne, bir arttır. Ve sonda 5 sık iğne kalacak. Onu da yapacağım. Sayım tekrar 48 oldu arkadaşlar. Burada arttırdım. Şimdi 48 sık iğne, yine 2 sıra örelim. 2 sıra 48 sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmadan. 2 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi bu sırada 24 tane sık iğne örelim. Belirteceğimizin olduğu yere kadar. 24 tane sık iğne bir örelim. 24 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi bir tane eksilteceğim. Burası sıra başı değil biliyorsunuz. Ayırdığımız, ikiye böldüğümüz yer. Burada eksilteceğim bir tane. Eksilt ve 20 sık iğne öreceğim arkadaşlar. Buraya kadar 20 sık iğne öreceğim. Burada bir tane daha eksilteceğim arkadaşlar. 20 sık iğne ördüm. 2 tane sık iğnem kaldı. Onları da eksiltiyorum arkadaşlar. Bir tane. Ve bu sırada 46 tane sık iğnem kaldı. Şimdi yeni sıraya başlıyorum arkadaşlar. Bu sırada da 4 sık iğne bir eksilt yapacağım. 4 kere yapacağım bunu arkadaşlar. 2, 3, 4. 4 sık iğne, bir eksilt. Bu yarıya kadar arkadaşlar olan kısımda 4 sık iğne bir eksilt. 3 kere daha yapacağım. Buraya geleceğim. 4 kere 4 sık iğne bir eksilt yaptım. Burası arkadaşlar sıra başı değil, karıştırmayın. Ortası sıramızın. Burada da 6 sık iğne bir eksilt yapacağım. 3, 4, 5, 6 sık iğne bir eksilt. Bir kere daha yapacağım arkadaşlar, 6 sık iğne bir eksilt. Bir kere daha yaptım. Burada da 6 tane sık iğnem kaldı arkadaşlar sıra sonuna kadar. 6 sık iğnemi örüyorum. Sayım 40'a düştü arkadaşlar. 46 idi, 40'a düştü. Şimdi burada 5 sık iğne, 2, 3, 4, 5 sık iğne, bir eksilt. 6 sık iğne, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne, bir eksilt. Ve burada 5 sık iğnem kaldı, onu da öreceğim. 5 sık iğneyi ördüm, sıranın ortasındayız. Şimdi 20 sık iğne örüyorum arkadaşlar. 20 tane sık iğne sıra sonuna kadar örelim, buraya kadar. Sayım 38'e düştü arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım. Bu başlangıç belirtecimiz. Bu da orta belirtecimiz. Rengini değiştirdim. Daha karışmasın diye, daha iyi anlaşılsın diye arkadaşlar. Şimdi yeni sırama başlıyorum. Pembe olan belirtecim yeni sıra yeri arkadaşlar. Eksiltiyorum ilk başta. Eksilttim. Ve 6 tane sık iğne örüyorum. 5, 6. 6 sık iğne, bir eksilt. Ve tekrar 6 sık iğne, bir eksilt yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım sıra sonuna değil, ortaya kadar. Ortaya geldik. Burada da 3 sık iğne, bir eksilt yapacağım arkadaşlar. 3 sık iğne,
2 3 sık iğne, 1 eksilt, 4 sık iğne, 1 eksilt, 2 kere yapacağım. Sonra 3 sık iğne kalacak arkadaşlar. Onları da yapalım. 4 sık iğne, 1 eksilt, 2 kere. Sonda da 3 sık iğne kalacak. Onu da öreceğiz. Arkadaşlar, buradaki eksiltmeyi bir daha söylemek istiyorum. Eksilt. Pardon, şu ortadan itibaren söylüyorum arkadaşlar. 3 sık iğne, 1 eksilt. Bakın. 3 sık iğne, 1 eksilt, 4 sık iğne, 1 eksilt, 4 sık iğne, 1 eksilt ve 3 sık iğne yaptım. Sayım 32'ye düştü arkadaşlar. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Yeni sırada eksiltiyorum. Eksiltme ile başlıyorum. Eksilttim. 4 sık iğne, 1 eksilt, 5 sık iğne, 1 eksilt yapacağım. Ortaya kadar 4 sık iğne, 1 eksilt, 5 sık iğne, 1 eksilt yapalım. Sıra ortasındayım arkadaşlar. Mor ipim sıra ortası, biliyorsunuz. Burada da 4 sık iğne, 1 eksilt, 5 sık iğne, 1 eksilt, 4 sık iğne. Bir daha söylüyorum. 4 sık iğne, 1 eksilt, 5 sık iğne, 1 eksilt ve 4 sık iğne. 3 4 sık iğne, 1 eksilt yaptım. 1 eksilt, 4 sık iğne yaptım, 1 eksilttim. 5 sık iğne yapacağım, 1 eksilteceğim. Burada 4 sık iğnem kalacak. 4 sık iğneyi de öreceğim. Arkadaşlar, sıra sonunda sayım 27'ye düştü. Şu ortadan sonraki eksiltmeleri bir daha söylüyorum. 4 sık iğne, 1 eksilt. 5 sık iğne, 1 eksilt ve 4 sık iğne. Şimdi yeni sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 27 sık iğnem kaldı bu sırada. Şimdi eksiltiyorum. Eksiltme ile başlıyorum. Ve 2 kere 3 sık iğne, 1 eksilt yapacağım. 1 2 3 sık iğne, 1 eksilt. 3 sık iğne, 1 eksilt. 2 kere. Bir, iki, üç sık iğne, bir eksilt. Sıra ortasındayız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar da 3 sık iğne, bir eksilt yapacağım. 3 kere arkadaşlar. 3 kere 3 sık iğne, bir eksilt, 3 sık iğne, bir eksilt, 3 sık iğne, bir eksilt. Daha fazla daralmadan arkadaşlar, ben buradan el yapımı doldurdum. Kafamızın şekli belirdi, bakın. Şimdi iki sıramız daha var arkadaşlar. İki sıra yaptıktan sonra bitecek kafamız. Hemen sıramıza başlayalım. Eksiltme ile başlıyorum. Eksilttim. Eksilttim. 5 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Yine eksilteceğim. Sıra ortasına geleceğim. Sıra ortasından sonra arkadaşlar, bir önceki sırada 21 tane sık iğnem kalmıştı. Şimdi bu sırayı yaptıktan sonra 17 tane kalacak arkadaşlar. 17 sık iğne kalacak. Sıra ortasındayım. 2 sık iğne, 1 eksilt, 3 kere yapacağım. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, 1 eksilt yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 sık iğne, 1 eksilt. 2 kere daha yapacağım bunu ve sıra sonuna gelmiş olacağım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. 16 tane sık iğnem kaldı. Demin 17 demiştim ama 16 olacak. 16 sık iğnem kaldı. Şimdi bu ortadaki belirteci çıkarıyorum artık. Bunu da çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 sık iğne. 1 2 3 sık iğne, 1 eksilt. Bir daha yapacağım, 3 sık iğne, 1 eksilt. 1
2, 3 sık iğne, 1 eksilt ve 2 kere 1 sık iğne, 1 eksilt yapacağım arkadaşlar. 1 sık iğne, 1 eksilt, 1 sık iğne, 1 eksilt ve sayım 12'ye düştü. 4 tane eksilttim arkadaşlar. 12'ye düştü sayım. Ve arkadaşlar kafamız bitti. İçine buradan biraz daha elyaf doldurabiliriz. Bu videonun sonuna geldim arkadaşlar. Kafa videomuzun. Bir dahaki videoda gözlerin işlemesini, burun ve ağız işlemesini göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.